Bu videodaki konumuz koşullandırıcılar. studio.code.org adresine giriyorum. İkinci ders. Ve 12. konu, birinci etkinlikten başlıyorum. Koşullar programlama dilinde çok önemli bir yere sahip. Türkçesi eğer. Buradaki örnek İngilizce olarak verilmiş. Hemen hemen benim gördüğüm bütün programlama dillerinde de if olarak kullanılıyor. Eğer'den sonra gelen parantez içindeki koşul gerçekleşirse onun altına yazdığınız kodlar çalışıyor. Gerçekleşmezse else eğer buradaki kod gerçekleşmezse else'nin altındaki kod çalışıyor. Burada bir çoktan seçmeli test vermiş. Burada bir algoritma yazmış ve demiş ki oyun kurallarına uygun olarak hangi kağıt seti doğru olarak puan alır. Burada başlangıç için biraz karmaşık bir algoritma vermiş. Daha önce hiç bu konuyu işlememiştik. Ama ben anlatmaya çalışayım. Bir sonraki etkinlikleri işlerken bu konu daha basit şekilde uygulamalar, etkinlikler önümüze çıkacak. Şimdi buradaki algoritmada ne diyor? Şimdi eğer kart 5'ten küçükse, bunun altındaki kodlar çalışacak. Buradaki if'in altında bir if daha var. Şurada boşluk bırakmasının sebebi şu kodun bu if'in içerisinde olması ama else'nin if'in içerisinde olmaması. Buradaki else bu if'in bir parçası. Eğer bu koşul sağlanmazsa buradaki else'nin altındaki kod bloğuna çalıştırmaya başlayacak. Buradaki else ise bu if'in içindeki koşul sağlandığı zaman ikinci bir if var bunun altında. Eğer bu koşul sağlanmazsa buradaki else'nin altındaki kod bloğu çalışacak. Şimdi ne yapmış bu bilgiler doğrultusunda buradaki algoritma? Eğer kart 5'ten küçükse bu koşul sağlanıyorsa bir sonraki koda geçiyor. Kart 5'ten küçük ve ne olması gerekiyor? Eğer kart siyahsa kartın sayısı kaçsa o kadar puan kazanıyor takım. Böyle bir algoritma. Eğer kartı siyah değilse karşı takıma bir puan yazılıyor. En baştaki yana gelelim. Buradaki kod bitti. Kart 5'ten büyük değilse bu koşul sağlanamazsa ve kart kırmızıysa pardon kalpliyse kırmızı değil kalpliyse takımın bir puan kazanır. Şimdi bu kural doğrultusunda diyor ki burada mesela ne demiş? Takım 1, takım 2. İki tane takım var. Round 1, round 2, round 3. 3 tane aşama var, round var. Kartlar var. Burada da kazandıkları puanlar. Şimdi bu algoritmayı çalıştırarak hangisinde yazan puanları bu algoritma tarafından verildiğini tespit edeceğiz.
Bakarsanız buradaki bütün kartlar aynı. 3-7-4-4, 3-7-4-4, 3-7-4-4 hepsi aynı. Sadece puanlar farklı. Bakalım. Buradaki algoritmayı çalıştıralım. Birinci kartımız ne? 3. Ne diyor? Eğer kart 5'ten küçükse, küçük. İkinci koşula geçiyorum. Kart siyahsa, siyah. Kartın sayısı kadar puanı kazan. Puanı hanene yaz. Yazdım. 3. Evet. Buradaki 3 puanı buradaki algoritmanın algoritmayla kazanılabilecek bir puan. Doğru. Şuraya bakalım. Kupa 7. Bir daha başa alıyorum. Eğer kart 5'ten küçükse, küçük değil. Kart kalpli ise, kalpli takımın bir puan kazanır. Burada ne demiş? 0. Demek ki bu algoritmayla eşleşmiyor. Bize ne lazım? 3 puan ve 1 puan olanlar. Bakalım aşağıya doğru. Bakın 3 puan ve 1 puan. 3 puan ve 1 puan. 0 ve 1. Bunu da atıyorum. Şu ikisi benim algoritmamla şu ana kadar eşleşiyor. İlk roundta. Şimdi ikinci rounda bakacağım. İkinci round. Birinci karta bakıyorum. Kupa 4. Ne diyor? Card is lower than 5. Eğer 5'ten küçükse kart ve kart siyahsa ama siyah değil, o zaman bu koşul sağlanmadı. Else geçiyor. Karşı takıma bir puan yaz. Siyah olmadığı için bu kart. Bir puan karşı takıma yazıyoruz. Şu kod çalışmış oluyor. Bir puanı karşı takıma yazıyoruz. Karşı takım için çalıştıralım. Karşı takımdaki kart için çalıştıralım. Sinek 4. 5'ten küçükse küçük. Siyahsa siyah. 4 puan kazan. Evet, buranın şimdi buradan bir puan vermişti bize karşı takımı. Bir de bizim 4 puanımız vardı. Buradan 4 puan kazanacaktık. Burada olması gereken şey 0 ve 5 olması gerekiyordu. Yani bakalım bunda bu uyuşmadığı için algoritmaya bir sonrakine geçiyorum. 0 ve 5 olan doğru. Yani bu. Şimdi niye 0 ve 5 oldu? Burada ilk kart için algoritma çalıştığında ne oldu? İşte kart küçük 5'ten doğru ama siyah koşuluk sağlanmadığı için else dedi. Bu koşul sağlanmadı. Else dedi. Eğer koşul sağlanmazsa karşı takıma 1 puan kazandırdı. Doğru. Yani bu 0 puan kazandı elindeki kartla. Karşı takıma 1 puan kazandırdı. Sonra karşı takımın kartı için çalıştırdık algoritmamızı. 5'ten küçük mü? Küçük. Siyah mı? Siyah. İki koşul da sağlandı. O zaman elindeki kartın sayısı kadar puan kazanıyorsun. Daha önce de bir puan kazanmıştı. Toplamda 5 puan kazanmış oldu. Bu round da böyle. Son round'a da bakalım. Kart 5'ten küçük mü? Küçük değil. O zaman neye geçiyordu? Şuraya. Tam kendi hizasındaki kod devam ediyor. İçindeki kod eğer bu koşul sağlanırsa devam ediyordu. Geçti. Kart is kalpli mi? Kart. Kart kalpli mi? Hayır değil. O zaman hiçbir puan alamıyor. Devam edelim şuradan. 5'ten küçük mü? Değil. Kalpli mi? Değil. O zaman bu da hiçbir puan alamıyor. Evet, dediğim gibi bir sonraki konuda etkinliklerde uygulayarak daha basitten ve Türkçe olarak daha iyi anlayabileceğiz diye düşünüyorum bu konuyu. Bakalım bir sonraki konu.
konuya geçelim. Koşullandırıcılar ve arılı bulmaca. Ben bir arıyım. Bana çiçeklerden nektar toplamak için yardım et. Bunun için döngü kullanın. Tamam. Döngü kullanmamızı istiyor. Nasıl yapıyorduk burada? Her bir kare bir birim uzaklıktı. İlerle dediğim zaman arım bir birim ilerliyordu. Burada şu çiçeğin üzerine geldiğimde bu çiçekten nektar al komutuyla nektar alabiliyordum. Sağa sola dönle yönlendirip ilerleyebiliyordum. Şimdi burada benim yapmam gereken 1, 2, 3, 4 ve 5 birim ilerlemek. Şu çiçeğe ulaşmak için. Bunu ne yapıyordum? 5 kere alt alta ilerle komutu yazmak yerine döngü kullanarak döngü içerisinde ilerle komutunu 5 kere tekrarlamasını istiyorum. Döngü bittikten sonra nektar al diyerek buradaki baldan bir tane nektar alıyorum. Daha sonra saat yönünün tersine doğru dönersem olmaz. Saat yönüne doğru, sağa doğru buradan şu yöne baktığımda, sola doğru baktığımda saat yönüne doğru, yani 9 saat 9 yönünden 12 yönüne döneceğim. O zaman saat yönüne doğru dönmüş olacağım. Şuradaki küçük oklardan saat yönüne ya da saat yönünün tersine olduğunu görebiliyoruz. Döndükten sonra bir birim ilerliyorum ve üzerine geldiğim çiçekte 3 tane nektar var. Demek ki nektar al komutunu 3 kere işletmem gerekiyor. 3 kere tekrarla kod bloğun içine yazıp 3 yazıyorum ve 3 kere tekrarlamış oluyorum. Algoritmam bu şekilde. Bunu çalıştığı zaman kod bloğuna ekleyip çalıştır diyorum. Bakalım doğru mu yapmışız? Evet, bütün nektarları topladık. Bir sonraki aşamaya geçelim. Burada koşullandırıcı yok şu an. Bunlar daha öncekileri hatırlamamız için daha önce yaptıklarımızı. Ondan sonra asıl konuya geçecek. Çiçeklerden tüm nektarı toplayıp bal yapmama yardım et. Döngüyü kullan. Evet. Yine çiçeklerden nektarı toplamamızı ve bal yapmamızı istiyor o nektarla. Bu neydi? Petek. Peteğin üzerine gelip kapasitesi kadar bal yapabiliyorduk. Tabii eğer nektar varsa elimizde. Şuraya ulaşmam lazım. Ne yapacağım? 1, 2, 3 birim ilerleyeceğim. 3 birim ilerleyeceğim. Bu noktaya ulaştım. Ondan sonra saat 6 yönünden 3 yönüne, yani saat yönünün tersine doğru döneceğim. 1, 2, 3 birim daha ilerlemem gerekiyor. 3 birim daha ilerleyeceğim. Ve yine saat 3 yönünden 12 yönüne, saat yönünün tersine ilerleyeceğim. Şuraya ilerle komutu koymamışım. Evet, burada ne görüyorum? Şu kod birbirini tekrarlıyor. Yani bir tekrarla bloğuna 2 yazıp şu kodun bir tanesini koyarsam şu kodu kullanmam artık gerek kalmaz. Tamam. En son bu algoritmam beni bu çiçeğin üzerine getiriyor. Burada benim yapmam gereken nektar almak. Tabii bu çiçek 4 nektara sahip olduğu için burada 4 kere nektar al komutunu uyguluyorum. Çiçekten nektarları aldıktan sonra en son zaten sola dönmüştük. Yani saat 12 yönüne bakıyordu arımız. Yukarıya doğru bakıyordu. 1, 2 ve 3 birim ilerlemem gerekiyor. Tekrarla 3 kere ilerle komutunu tekrarlıyorum. Ve peteklerin üzerine vardığım zaman da bal yap komutunu 4 kere tekrarlayarak benden istenen işi yapan algoritmayı oluşturmuş oluyorum. Bakalım çalıştıralım, doğru mu yaptık? Evet, doğru yaptık.
şunu da gösterelim. Burada her uygulama, her algoritma yapıp bir sonraki etkinliğe geçtiğimiz zaman yazdığımız kodu JavaScript olarak nasıl yazıldığını metin olarak gösteriyor. JavaScript dilinde bizim yazdığımız bu algoritma bu şekilde yazılıyor. Tabii burada bizim kullandığımız fonksiyonlar hazır. Bunların içeriği burada verilmemiş. Eğer böyle bir işi JavaScript ile yapmak istediğimizde bu fonksiyonların içeriğini de bizim yazmamız gerekiyor. Burada algoritmanın mantığını anlamamız için bazı konular basitleştirilmiş. İlerledikçe daha fazla şeyi bize yapabilir, yapmamızı bizden isteyecek. Burada asıl ders konuda yeni olan koşullandırmalarla ilgili bilgi vermiş. Hemen hızlıca okuyalım bunu. Eğer koşul bloğu, eğer nektar ya da bal bir değerden yüksekse, eşitse ya da küçükse bir şeye. Ne diyor? Burada bir blok vermiş. Daha önceki gibi döngü bloğu gibi içine bir şeyler yazılabiliyor. Burada parametre demeyelim buna. Ya yani koşul. İşte nektar eşitse bu işareti matematikten biliyorsunuz büyük ya da küçük. Büyük ya da küçük. Neyin büyük ya da küçüğü? Şuradaki değer. Yani sıfırdan büyükse nektar şu işi yap anlamında. Bakalım devam edelim. Ne bu? Bu ne kadar nektar ya da bal olduğunu bilmiyorsan faydalı olur. Burada mesela buradaki etkinlikte bir çiçek vermiş ama nektar sayısı belli değil. Üzerinde soru işareti var. Böyle bir durumla karşılaştığında diyor. Nektarın ne kadar olduğunu bilmiyorsan, kaç tane nektar al komutu uygulayacağını bilmiyorsan, bu gibi durumda eğer nektar sıfırdan büyükse, yani nektar barındırıyorsa çiçek, nektar al şeklinde bu soru işareti bilmediğini gösteriyor. Bu gibi durumda kullanabilirsin diyor. Burada bu örnekte mor çiçek eğer sıfırdan çok nektar varsa nektar al diyeceğiz. Ne yapmış burada? If nektar büyük sıfır, sıfırdan büyükse nektar al. Yani çiçekte bir nektar varsa bu nektarı al diyeceğiz. Kapatıyorum. Mor çiçeklerde ya bir nektar olabilir ya da sıfır. Fakat hangisinin olduğunu bilmiyoruz. Nektarın bir olup olmadığını eğer bloğuyla öğren. Evet, burada da aynı bilgiyi vermiş. Bunu kapatıyorum. Şimdi burada bana bir hazır algoritma vermiş. Ne bu? Tekrarla 3. 3 kere ilerle. 3 kere ilerlediğim zaman ben çiçeğin üzerine geliyorum. Sonra ne yapacağım? O çiçekten nektar alacağım. Ama bu çiçekte bir nektar da olabilir, hiç nektar da olmayabilir. Şimdi nektar olmadığı zaman, nektar almaya çalıştığımızda bu bir hata olur. O yüzden bu gibi durumlarda biz koşullandırıcıları kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Eğer çiçekte nektar varsa nektar al. Bu da nasıl? Eğer nektar, burada zaten hazır vermiş, nektar eşittir 1. Yani çiçeğin üzerine geldiğimiz zaman eğer bu çiçeğin nektarı 1 ise nektar al. 0 ise ne olacak? Bu komut hiç çalışmayacak 0 olduğu için. Burada henüz else yok. Hani bu koşul sağlanmazsa şunu yap gibi bir komut şu anda yok. Burada sadece şeyi seçebiliyoruz. Büyük, küçük, eşit. Sıfır değerin, bir değerini değiştirebiliyoruz. Ve nektar ve bal. Bal da şu anda yok ama petek için kullanabileceğimiz bir değişken. Bu şekilde yazabiliriz. Ya da şu şekilde de yazabilirdik.
büyük 0. Bu nedir? Yani çiçeğin nektarı sıfırdan büyükse, sıfır değilse, sıfırdan büyük ne oluyor? 1, 2, 3, 4 gibi. O zaman nektar vardır, nektar al. Ya da eşittir 1 ise, bu ne oluyor? Bize şey söylediği için 1 olabilir ya da 0 olabilir dediği için eşittir 1 diyoruz. Mesela 2 olursa nektarı, bu çiçeğin nektarı 2 olursa bu komut çalışmaz. Ama sıfırdan, büyük 0 dersek yine bir tane nektar alır. İkinciyi almaz. Onun için de başka komut yazmak gerekir sıfırdan büyükse. Ama onun yazmak için gereken kod blokları henüz burada yok. Bakalım. Döngüyle gerçi yazılabilir belki. Ama burada ihtiyacımız yok. Eğer döngünün içine konularak yazılabilir. Bakalım, çalıştıralım. Evet, bir taneymiş. Şurada bakalım eğer nasıl yapıyor. If. If demiş. Buradaki değişken yerine bir fonksiyon yazmış. Bu fonksiyon oradaki o çiçekteki nektarın değerini alıyor. Eşittir 1 ise nektar al fonksiyonunu çalıştırıyor. Bir sonraki etkinliğe geçelim bakalım. Alınabilir bir nektarın olup olmadığını görmek için eğer bloğu ile bu çiçeği kontrol et. Yine aynı şekilde ne yapacağız? Arı bir birim ilerliyor. Çiçeğin üzerine geldiğinde ne diyoruz? Eğer nektar eşittir 1 ise, bir nektar varsa ne yap? Nektarı al. Çalıştır. Evet, bu şekilde. Devam edelim. Eğer nektar varsa her bir çiçekten nektar topla. Ne yapacağız? Saat 6 yönüne bakıyor. Aşağıya doğru ilerliyoruz bir birim. Sonra saat 9 yönüne dönmemiz gerekecek. 6 yönünden 9 yönüne. Bu nedir? Saat yönü. Yani sağa doğru. Şuradaki oktan saat yönünü olduğunu görebiliriz. Saat yönüne döndükten sonra benim 2 birim daha ilerlemem gerekiyor. Bir sonraki çiçeğe ulaşmak için. Burada 2 tane kare var. 2 birim ilerledikten sonra tabi bu arada dönmeden önce ya da döndükten sonra şu ilerlemeden önce oradaki çiçeğe bakmam lazım. Şu kodu buraya ekleyeyim. Nektar al diyeyim. Eğer çiçekteki nektar 1 ise, nektar varsa al. İlerle bu çiçeğin üzerine varıyorum. Eşittir 1. Ne yapacağım? Nektar alacağım. Tekrar. Tabi bu sefer sayı vermemiş. 1 olabilir, 1'den fazla olabilir. Bakacağız ona. 1 ikisinde de o yüzden aldı ve devam etti. Devam edelim. Bir sonraki etkinlik. Bu alan kırmızı ve mor çiçeklerin alanı. Kırmızı çiçeklerin nektar miktarı biliniyor. Fakat mor çiçeklerin nektar miktarı bilinmiyor. Tüm nektarları topla. Kırmızı çiçekte bir nektar var. Mor çiçekte kaç nektar olduğu belli değil. Arı saat 3 yöne bakıyor. İlerle dedim. Bir birim ilerleyerek çiçeğin üzerine geldim. Ne yapacağım? Nektar al. Aldım. Sonra saat 3 yönünde olan arıyı saat 12 yönüne, yani saat yönünün tersine doğru çevireceğim. Yukarıya doğru bakıyor şu anda. 2 kere ilerleyeceğim. Bunu döngüyle yapalım. Alışkanlık olsun döngü kullanmak. Yoksa 2 kere, 3 kere ilerlemek döngüyle kullanılabilir ama 2 kere ilerlemek ile döngüyle kullanmak arasında iki satır olduğu için satır yönünden bir fark yok.
İki satır ilerledim. İki birim ilerledim. Şu noktaya vardım. Saat 12 yönüne bakıyorum. Saat 3 yönüne bakmam gerekiyor. O nedir? Saat yönünde döneceğim anlamına geliyor. Bir birim ilerliyorum. Ve mor çiçeğin üzerine varıyorum. Mor çiçeğin üzerinde kaç nektar olduğu belli olmadığı için diyorum ki eğer nektar 1 ise nektarı al. Çalıştır. Tebrikler. Ancak sadece 9 blok kullanmış olabilirdiniz. Tekrar deneyelim. 6 tamamlandı. Evet. Şöyle bir bakalım. Burada kendini tekrarlayan bir iş var mı? Sanırım şöyle. Daha kısa yazılabilir diyor. Bir daha bakayım. İlerle. Tekrar yanına yazacağım. Nektar al. Nektar aldım. Sonra sola dönmeyeceğim. Yukarıya doğru dönmeyeceğim. İlerle. Şu noktaya varacağım. Ve ondan sonra sola döneyim. Yukarıya doğru döneceğim. Sonra iki kere ilerleyeyim. Ve nektar alayım. Şimdi ne yaptım? İlkinde şöyle yapmıştım. Arıyı şuraya getirdim. Sonra yukarıya gittim. Sonra buraya gittim. Böylece bak. Bir ve iki kere yönümü değiştirmek zorunda kaldım. Şimdi yazdığım komutta şu yolla gittim. İlerledim. Yönümü değiştirdim ve yukarıya gittim. Böylece bir kere yönümü değiştirmiş oldum. Başka bir şey döngü içine koyabiliyor muyuz? Başka kendini tekrarlayan bir şey var mı? Çalıştıralım bakalım. Bu sefer doğru mu yazmışız? Evet, bu sefer istediği uzunlukta tamamladık. Uzun yoldan yapmışız. Her bir çiçekten tüm nektarları topla. Evet, yine aynı şekilde bakalım. Saat 6 yönünde ilerliyoruz. Önümüze bir çiçek çıktı. İçerisinde 4 tane nektar var. 4'ünü de topladıktan sonra saat 9 yönüne yönelmemiz lazım. 6'dan 9'a saat yönünde dönüyoruz. 2 birim ilerleyeceğiz. 2 birim ilerledikten sonra bu çiçeğin üzerine geliyoruz. Nektar al komutuyla eğer bir nektar varsa bu çiçekte nektarı al. Çalıştır bakalım. Evet, bu çiçekte nektar yokmuş. Eğer komutu kullandığımız için nektar varsa al, yoksa hiçbir işlem yapmadı. Nektar olan çiçeklerden nektar topla. Evet, bakalım. Şöyle gidelim. Nasıl olsa ilerlemek için döngü kullanacağız. 1, 2, 3, 4 birim. Her bir kare bir birimdi. 4 birim ilerliyorum. Çiçeğin üzerine geldim. Nektar al dedim. Eğer nektar varsa nektar al. Çünkü nektar olup olmadığı belli olmuyor. Sonra saat 3 yönüne doğru bakan arıyı saat 12 yönüne doğru baktırmam gerekiyor. O zaman saat yönünün tersine demek. Bu. Şuradaki ok işaretinden bakıyorum. Saat yönünün tersine. Sonra burada diğer çiçeğe 3 birim uzaklık var. 1, 2 ve 3 birim. Ne yapacağım? Tekrarla kod bloğuyla 3 kere ilerle kodunu tekrarlayarak bu çiçeğe ulaşacağım. Çiçeğe yine
Nektarı belli olmadığı için eğer nektarı 1 ise, nektarı varsa nektar al. Nektar 0 ise hiçbir işlem yapmıyor. 12 yönüne bakan arıyı 9 yönüne çevirmem lazım. Saat yönünün tersine doğru. Bu da sola dön anlamına geliyor. Sonra tekrarla. 3 kere tekrarla neyi? İlerleme komutunu ve buraya gelecek. Yine çiçeğin nektarı belli olmadığı için eğer nektar varsa al. Burada bakıyoruz kendini tekrarlayan bir iş var. Tekrarla 3. Sola dön. Bazı küçük değişiklikler yaparsak bu kodun tamamı birbirini tekrarlıyor. Şimdi şu kırmızı bloktan başlarsak hepsinde tekrarla ilerle, tekrar 3 kere ilerliyor. Burada 4 kere, burada bir değişiklik var. Sonra nektar alıyor 1 ise ve şu ikisinde sola dönüyor. Şimdi bizim en sonda tekrar sola dönmemiz yapacağımız işi bozmaz. En son gelip burada nektar aldıktan sonra sola dönsün. Fazladan bir iş yapıyor ama şunları birbirine benzetmiş oluruz. Birbirine benzemiş olurlar ve döngü içinde kullanabiliriz. Tek fark şunun 4 olması. Bunu da ne yapalım? Ne yapıyor bu? İlerle komutunu 4 kere uyguluyor. Şunun başına bir ilerle komutu daha koyup şunu 3 yaparsak bu üçünü de birbirine benzetmiş oluruz. Bunları çöpe atıyorum. Bir tekrarlı kod bloğu alıyorum. 3 kere bu işi yapacaktım. Değil mi? İlerleyi de başına koyuyorum bir kere. Pardon, alttan tuttuğum için ilerleden tutmam gerekiyor koplaması için. Ne yaptım? Şunu fazladan koydum. Şunu düzelttim. Bir daha aşağıya fazladan sola dön koydum en son komuta. Çalıştıralım bakalım doğru mu yazdı. Evet. Bu şekilde algoritmayı kurduk. 9. etkinliğe geçelim. Ne diyor? Tüm bu çiçekleri kontrol edip nektar toplamak için bir döngü kullan. Nasıl bir iş var burada? Çiçeklerin aralarındaki uzaklık aynı. Her bir kareye bir çiçek gelmiş. Yani bir birim ilerleyeceğiz. Eğer nektar varsa alacağız. Bir birim ilerleyeceğiz. Eğer nektar varsa alacağız. Birinci çiçek için bunu yapalım. Bu bizim çekirdek algoritmamız olacak. Bir birim ilerle. Eğer nektar varsa nektarı al. Sonra bu algoritmayı kaç kere uygulamamız gerekiyor? Kaç çiçek varsa o kadar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrarla. 5. Koyalım. Bakalım ne oluyor. Evet, birincide varmış nektar. Bakın diğerlerinde olmadığı için nektar al komutu çalışmıyor. Koşul sağlanmadığı için koşulun içindeki yazdığımız kodlarda çalışmıyor. Nektarı topla ve bal yap. Eğer nektar varsa şartlı komutunu kırmızı çiçek üzerinde kullanırsan ne olur? Bunu bir döngüde tamamlayabilir misin? Diyor ki eğer komutunu kırmızı çiçek üzerinde kullanırsan ne olur diyor. Bir dene. Deneyelim bakalım. Bize bir ipucu vermiş. Niye öyle bir şey demiş? Çünkü burada iki birim ilerleyip nektar alacağız. Sonra döndükten sonra iki birim ilerleyip yine nektar alacağız. Burada aslında birbirine benzer iki işlem var. Bunu bir döngüde kullanabiliriz. Aralarındaki tek fark
Bu çiçeğin nektarı belli, kırmızı, bu çiçek mor. Bu çiçek için eğer komutunu mecbur kullanmamız gerekiyor. Ama bu çiçek için kullanmamıza gerek yok. Diyor ki bu çiçek için de kullanırsan ne olur? Yazalım algoritmayı. Bu çiçek için de kullanalım. Böylece döngüyle bu işi yapmaya çalışalım. Ne yapacağız? İki birim ilerleyeceğiz. İki birim ilerledim. Nektar al komutu yazmam bu çiçek için yeterli. Ama ben eğer nektar varsa nektar al komutu yazıyorum. Sonra saat 3 yönüne bakan arıyı saat 6 yönüne, saat yönünde çeviriyorum. Döndükten sonra bu komut tekrarlanırsa ne olur? 2 birim ilerle. Eğer nektar varsa nektar al, saat yönünde dön. Ve bu yöne bakacak. Bunu 2 kere tekrarlayalım. Böylece bu algoritma işlediği zaman arı şu noktada ve saat 9 yönüne bakıyor olacak. Ondan sonra benim yapmam gereken ilerlemek. Kaç birim? 1, 2, 3 birim ilerleyeceğim. 3 birim ilerleyeceğim ve bal yapacağım. Kapasitesi 1 olduğu için sadece 1 kere bal yapabiliyorum. Çalıştıralım. Bu şekilde kurduk. 11. etkinliğe bakalım. Nektar topla ve bal yap. Eğer mor çiçekte nektar varsa toplamamaya dikkat et. Eğer mor çiçekte nektar yoksa toplamamaya dikkat et diyor. Yani yine bizden eğer kod bloğunu kullanmamızı istiyor. Bakalım şuraya. 1, 2, 3, 4, 5 birim uzaklıkta. 1, 2, 3, 4, 5 birim uzaklıkta. 1, 2, 3, 4, 5 birim uzaklıkta. Yani 5 birim ilerle, nektar al, saat yönünün tersine dön. Algoritmasını 3 kere tekrarlarsak, 3 çiçekten de nektarı toplamış oluruz. Nasıldı? İlerle. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Sonra eğer nektar varsa nektarı al ve saat 9 yönünden saat 6 yönüne, yani saat yönünün tersine doğru dön. Sonra ne yapacak döndükten sonra? 5 birim ilerleyecek. Nektar varsa alacak. Bu değer kullanmamıza gerek yoktu ama döngü içinde yapmak için kullandık. Şu iki çiçekte eğer kullanmamız gerekiyor. Bunu da kullansak da olur, kullanmasak da olur. Sonra saat yönünün tersine tekrar döndüğü zaman ne yapacak? 6 yönünden 3 yönüne yönelmiş olacak ve 5 birim ilerleyip buradaki nektarı da alacak. Bunu döngü içerisinde 3 kere tekrarlayacağım. Çalıştığı zaman kod bloğuna ekliyorum. En son buraya geldiği zaman sola dönüyor. Yukarı bakıyor. Bir birim ilerleyip 2 kere bal yapabiliriz. Şimdi bir nektar var. Ama eğer bu ve bu çiçeğin herhangi birinde, ikisinde de nektar yoksa, ben peteğe ulaştığımda bir kere bal yapabilirim. İkinci balı yapamam. O yüzden bir komut kullanabilirim eğerle ilgili. Eğer bakalım çalıştıracağım. Eğer bu komut işlemezse
başka bir çözüm buraya uygulamaya çalışacağım. Çalıştır. Evet, çiçeklerden birinde nektar olduğu için bal yap komutunu eğer kullanmamıza gerek kalmadı. Bir sonraki etkinliğe geçiyorum. 4 çiçekten nektar toplayın diyor. Burada yine bir merdiven var. Merdiven kendini tekrarlayan bir işti. Kendini tekrarlayan işlerdi. İşin en küçük zincirini, tek zincir parçasını, algoritmasını kurup kaç kere tekrarlıyorsa onu döngü içine koyacaktık. Ne yapacağız burada? Bir birim aşağıya. Sonra 6 yönünden saat 3 yönüne çevireceğiz. Yani saat yönünün tersine doğru gidiyor. Sonra bir birim daha ileri. Sonra eğer nektar varsa nektarı al. Bu noktaya geldi. Nektarı aldı. Bir sonraki kodun işlemesi için aşağıya doğru bırakmamız gerekiyor. Şu an saat 3 yönünde, 6 yönünde bırakmamız gerekiyor. Onun için de saat yönünde ilerliyoruz. Tamam. Bu şekilde bu basamağa gelip aşağıya doğru bakıyor. Sonra tekrar kod çalıştığında yine aynı işi yapacak. 1, 2, 3 ve 4 kere bu işi yaparsak bizden istenen işi yapan algoritmayı kurmuş oluruz sanırım. Bakalım. Devam ediyorum 13. etkinliğe. Tüm nektarları topla. Nektar olmayan mor çiçeklerden nektar toplamamaya dikkat et. Evet. Şimdi burada şurada kendini tekrarlayan bir iş var aslında. Nedir? Çiçekler yan yana. Bir birim ilerle nektar topla, bir birim ilerle nektar topla şeklinde toplanabilir. Bir tek şurada çiçek yok. Çiçek olmayan bir yerde eğer nektar varsa komutunu uygularsam acaba ne olur? Onu deneyelim. Bir de burada ben yeni bir şey denemek istiyorum. Onu deneyelim. Şuradaki çiçekte 4 nektar olduğu için ve ben bu çiçeği de döngümün içine almak istediğim için şuradaki çiçekleri buna benzeteceğim. Yapalım önce. Yapmak istediğim şey şu. Bir birim ilerle. Bir birim ilerledikten sonra bir iş yapacağım. Nedir? Burada bir çiçek olabilir, olmayabilir. 4 tane nektar taşıyabilir, hiç taşımayabilir. Bir döngü koyuyorum. 4 kere döneceğim. En fazla 4 olduğunu varsayarak, en fazla 4 nektar olacağını varsayarak diyorum ki eğer nektar büyükse 1'den 0'dan büyükse nektar al. Şimdi ne yaptım? Nektar, tabii bu komut şu şekilde işe yarar. Eğer nektar aldığı zaman şu 4 3'e düşüyor, 2'ye düşüyor. Eğer o 2'ye düşmesi buraya yansıyorsa değişkene, o zaman 0 olana kadar bu nektar almaya devam edecek. 0 olduğunda nektar almayı bırakacak. Eğer 1 ise, mesela 1 ise burası, ben burada 4 kere dön demişim. 4 kere bunu tekrarla.
Diyecek ki bakacak nektar büyükse sıfırdan kaç bir. Nektar alacak. Sonra bu ikinci kere döndüğü zaman bu nektar sıfır olduğu için bakacak büyük mü sıfırdan? Hayır sıfır. O zaman işlemeyecek. Üç kere daha dönecek ama bu komut işlemeyecek. Burada ne var? 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 adım. 5 adımlık bir iş bu. O zaman ben bunu 5 kere çevireceğim. Bakalım bu yazdığım mantık işe yarayacak mı? Burada hem şu var. Çiçek olmayan yerde nektar var mı aramasını yapmak. Hem de buradaki çiçeklerde de döngüyle birden fazlaysa nektar, şu ana kadar eğer bir nektar varsa aldık. Bu döngü sayesinde birden fazlaysa 4 nektara kadar toplamasını istiyoruz. Bakalım. Çalıştıralım bakalım. Bir hatayla karşılaşacak mıyız? Evet, dönüyor. Dönüyor. Nektar olmadığı için almıyor. Almıyor. Bir nektar olduğu için alıyor. Evet. Bu komut yazdığımız komut işledi. Şunu şu şekilde bakalım. Bu şekilde şu an bize öğretecek bir şey yok burada. Bunu devam ediyorum, geçiyorum. Şu mantığı ileriki etkinliklerde, konularda daha çok kullanmaya başlarız diye düşünüyorum. Bize verecekleri sorulara göre. İlk kez yaptığımızda biraz o mantığın, algoritmanın oturması, kavramak biraz zor olabilir. Önemli değil. Biz sonraki etkinliklerde oturacaktır onun mantığı. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğru? 2 sıfırdan küçük mü? Değil. 3 1'e eşit mi? Değil. 1 sıfırdan büyük mü? Evet. 5 3'ten küçük mü? Hayır. Şu 3 yanlış, bu doğru. 15. etkinlik. Ne yapmış burada? En iyi blokları seç. Yine burası tabii İngilizce. Ama bizim işimiz, yapmamız gereken iş neydi burada? Ne olacak? Bir birim ilerle eğer nektar varsa al. Bir birim ilerle eğer nektar varsa al. Bunu iki kere uygulayacağız. Bir birim ilerle nektar al. Bu değil. Bir birim ilerle eğer nektar varsa al. Bunu iki kere tekrar et. Bu. Bu ne yapmış? İki kere ilerlemiş. Birinci çiçeği geçiyor. İkinci çiçeğin nektarını alıyor. Bu ne yapmış? İki kere ilerlemiş. Önce burada nektar alıyor. Sonra ilerliyor. Nektar alıyor. İlerliyor. Buraya geliyor. Bunun nektarını alıyor. Sonra tekrar ilerliyor. İkinci çiçeğin nektarını almıyor. Bu birinci çiçeğin nektarını alıyor. İkinci çiçeği bırakıyor. Bu da birinci çiçeğin nektarını alıyor. İkinci çiçeği nektarını almıyor. İkisi de ikinci çiçeği bırakıyor. İkisi de bir çiçeğin nektarını alıyor. Yani bizim işimize yaramıyor. Burada da nektar al demiş ama eğer bu çiçekler kırmızı ve altlarında bir olsaydı bu komut doğruydu. Bunlar mor çiçek olduğu için ve nektar sayıları belli olmadığı için if nektar eşittir 1 kullanmamız gerekiyor. Yani eğer nektar değeri 1 ise. Böylelikle bu konuyu da tamamlamış olduk.